Bediüzzaman Hazretleri bir koğuşta kalıyor. Koğuş büyük bir koğuş. Lisanu'da geçen koğuş eğer oysa ısıtılamadığı için boşaltılan 70 kişilik koğuş ısıtılamadığı için boşaltılmış oraya üstad tek başına atılmış. Ve koğuşun camları kırık. Camları kırık ve afyon çok aşırı çok şiddetli kara bir kış yaşıyor. Üstad abdest almış, ettehiyatü'de oturmuş. Abdest suyu bıyıklarında, saçlarında, kaşlarında, özür dilerim, kaşlarında, bıyıklarında ve sakallarında donmuş, buz olmuş. O kadar soğuk koğuş. Ve cansız böyle bakıyor düşüncesiyle, galiba vefat etti diye endişe ediyor. Tabii odasına girmek, ona yardımcı olmak, varsa soba, mangal yakmak falan bunlar zaten yasak. Fakat galiba vefat etti endişesiyle gidiyor, kapıya dayanıyor, kapı kilitli. Omzuyla kapıyı kırıyor vura vura vura. Sonra üstada sarılıyor işte falan. Üstad diyor ki, korkma diyor kardeşim. Bunlar beni öldüremeyecekler. Risale-i Nur bütün cihana yayılacak diyor. Bunlar beni öldüremeyecekler. Risale-i Nur bütün cihana yayılacak. Tabii o kapıya vurduğunda seslerden dolayı gardiyanlar geliyor. Sen bizden nasıl izinsiz böyle bir iş yaparsın diye Zübeyir abi yakalıyorlar, götürüyorlar. Saatlerce yoruluncaya kadar falakaya yatırıyorlar. Ayaklarına vuruyorlar. Demiş ki ben onlar vurdukça Allah diyorum. Hiçbir acı hissetmiyordum kardeşim demiş. Sizin başınıza da böyle musibet gelirse siz de Allah deyin, siz de hiçbir acı hissetmezsiniz. Evet. Yine enteresan Zübeyir abinin sadakati hakikaten ilham verecek derecede. Günümüz şartlarında o kadar konfor, o kadar rahatlık içerisinde, o kadar imkan içerisinde derslere gitmeme noktasında tereddütte olan bizlere ciddi manada mesajlar veren hatıralar bunlar. Risale-i Nur talebeleri, Bediüzzaman Hazretleri ve Nur talebeleri Afyon hapsine atıldığında Zübeyir abiyi hapse atmamışlar. Zübeyir abi de onlar içerideyken ben nasıl dışarıda olurum diye hapse girmek istiyor ve Allah'a dua ediyor. Beni işte Bediüzzaman Hazretlerine hizmetkar eyle diye. Hapishanenin etrafında günlerce dolaşıyor. Başkası olsa hapishanenin semtine uğramaz beni içeri atacaklar diye. Günlerce hapishanenin etrafında dolaşıyor beni içeri alsınlar diye. Hatta kapısında oturuyor beni içeri alsınlar diye. Hatta hakime gidiyor diyor ki ben Nur talebesiyim bak. Ben de Risale-i Nur talebesiyim. Beni de içeri alın diyor. Hakim, Halıcı Sabri abi diye birisi var. Onun ifadesine göre sırf acı çeksin diye Zübeyir abi içeri almıyor. En sonunda birisi diyor ki, telgraf çek İnönü'ye, mecbur kalsınlar hapse almaya diye. Aynen şöyle telgraf çekiyor. Diyor ki, siz Nurcu Nurcu diyorsunuz, İnönü'ye telgraf çekiyor. Siz Nurcu Nurcu diyorsunuz, burada devletin resmi memuru var. Siz devrimler diyorsunuz, burada devrimlerin temeline dinamit koyan bir PTT memuru var. Hiç kimse ilgilenmiyor. Kendisini ihbar ediyor yani. Sonra içeri alıyorlar. İçeri alındığında da yanlış bir hesapla 40 gün önceden salıverilmesine karar veriliyor. Hapishane müdürüne gidiyor diyor ki sizin yanlışınız var, benim daha 40 günüm var. Hesaplatıyor, doğru çıkıyor, 40 gün olduğu için tekrar hapse dönüyor. Niye böyle yaptın abi diye öbür Nur talebeleri sorunca diyor ki kardeşim üstad buradayken diyor ben nasıl dışarı çıkarım?
Şimdi şualarda geçen Zübeyir abinin müdafasından birkaç cümle okuyacağım. Risale-i Nur'dan pek az okuduğum halde pek fazla istifade ettim. Vatan, millet ve bütün insanlıkça gayet azim faydaları temin edecek olan bu çok nafi eser külliyatını eğer servetim olsaydı neşrettirmek için hepsini sarf ederdim. Zira dinimin, vatan ve milletimin ebedi saadet ve selameti uğrunda bütün mevcudiyetimi feda etmeye hazırım. Milyonlarla insana din, iman, İslamiyet, fazilet dersi veren ve onları dinsizlikten muhafaza eden Kur'an tefsiri Risale-i Nur uğrunda idam edileceksem, sehpaya Allah Allah, Ya Resulallah sadalarıyla koşarak gideceğim. Komünizme kapılıp dininden çıkan, ebedi felaketlere yuvarlanan ve vatan haini olarak kurşuna dizdirecek cürümlerden gençlerimizi koruyan Risale-i Nur uğrunda kurşunla öldürüleceksem, o kurşunlara çekinmeden göğsümü gereceğim. Üstadım Bediüzzaman için hançerlerle parçalanırsam, etrafa sıçrayacak kanlarımın Risale-i Nur, Risale-i Nur yazmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gençlik, iman ve İslamiyet ihtiyacıyla yanan ruhlarını Kur'an tefsiri Risale-i Nur'un füyüzat ve envarıyla doldurmaya başlamıştır. Böylelikle tahkiki bir imana sahip olacak gençliğimiz, dinsizliğe, komünistliğe karşı mücadele edip vatanlarını İslam düşmanlarına asla sattırmayacaklardır. Bunun için eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etme imkanı da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nur'un neşri için mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yaptıracağız. Evet, evet, binler defa evet. Savcı iddianamesinde diyor ki, Said Nursi eserleriyle üniversite gençlerini zehirlemiştir. Biz de buna mukabil deriz ki, eğer Risale-i Nur bir zehirse, bizim bu zehirlere tonlarla binlerce kilo ihtiyacımız var. Eğer çoklukla olduğu yeri biliyorsa, bize tayyarelerle sevk etsin. Bunları Zübeyir abi idamla yargılandığı mahkemede haykırıyor. Öyle kahraman bir zat. Biz Risale-i Nur talebeleri iman ve İslamiyet hizmeti uğrunda zalimlerin zulmüne maruz kaldığımız vakit hapishane köşelerinde veya dar ağaçlarında ölmeyi istirahat döşeğindeki ölüme tercih ederiz. Görünüş hürriyet, hakkat-ı istibdadı mutlak olan bir esaret içinde yaşamaktansa, hizmet-i Kur'aniyemizden dolayı zulmen atıldığımız hapishanede şehit olmayı büyük bir lütfu ilahi biliriz, diyor.